Burada 3 tane ifade var. 2 bölü 3 çarpı 7 bölü 8, 8 bölü 7 çarpı 2 bölü 3 ve 5 çarpı 2 bölü 3 çarpı 5. İsterseniz burada videoyu durdurun ve bu ifadelerin değerleri hakkında biraz düşünün. En büyük değere sahip olan hangisi, ortadaki hangisi ve en küçük değere sahip olan hangisi? Hiçbir hesaplama yapmadan hangisi en büyük, hangisi ortada, hangisi en küçük söyleyebilir misiniz? Bir düşünün. Evet, eğer çözmekte zorlandıysanız size küçük bir ipucu vereyim. Bu ifadelerin tümünde bir sayıyı 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Burada 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Burada da 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. İlk bakışta gözükmüyor ama aslında burada da 2 bölü 3 ile çarpıyoruz. Şimdi daha anlaşılır olması için bu ifadeleri tekrar yazayım. İlk ifade 7 bölü 8 çarpı 2 bölü 3 olarak yazılabilir, değil mi? İkinci ifade 8 bölü 7 çarpı 2 bölü 3 olarak yazılabilir ki zaten öyle yazılmış. Üçüncü ifadenin payını 5 çarpı 2, paydasını ise 5 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Tabii ki bu da 5 bölü 5 çarpı 2 bölü 3 yazmakla aynı şey. Bu ifadelerin tümünde bir sayının 2 bölü 3 ile çarpıldığını şimdi çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Peki ifadelere şu an baktığınızda, şimdi baktığınızda hangisi en büyük, hangisi ortada ve hangisi en küçük değere sahip söyleyebilir misiniz? Eğer bulamadıysanız isterseniz şimdi videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu ifadelerin hepsini şekille gösterelim. Önce 2 bölü 3'ü temsil eden bir şekil çizelim. Buradaki yükseklik 2 bölü 3 olsun. En sağdaki ifadenin neyi temsil ettiğini düşünelim. 5 bölü 5, çarpı 2 bölü 3. 5 bölü 5 ne demekti? 5 bölü 5 1'e eşit. Yani bu aslında 1 demek. Bu ifade 1 çarpı 2 bölü 3 demek. Yani sadece 2 bölü 3 demek. Demek ki buradaki yükseklik sağdaki ifadeyi temsil ediyor. Bunu 5 çarpı 2 bölü 3 çarpı 5 olarak düşünebiliriz. Sağda en üstte yazılı olan orijinal ifademiz zaten buydu. Şimdi de bu iki ifadenin nasıl gözükeceklerini düşünelim. İlk ifademiz 7 bölü 8 çarpı 2 bölü 3. 7 bölü 8, 8 bölü 8'den daha küçük. Yani 2 bölü 3'ü 1'den daha küçük bir sayıyla çarpıyoruz. Bu ifadenin sonucu o zaman 2 bölü 3'ten daha küçük olacak. Çünkü 2 bölü 3'ü 7 bölü 8 ile yani 1'den daha küçük bir sayıyla çarpıyoruz. Bu ifadenin değeri şeklimizde yaklaşık olarak burada olacak. Eğer sarıyla çizdiğim şeklin boyu 2 bölü 3 ise, yeşille çizdiğim birinci ifadenin boyu yaklaşık bu kadar olacak. Şimdi biraz da ortada yazılı olan ifadenin değerini düşünelim. 8 bölü 7 çarpı 2 bölü 3. 8 bölü 7, 7 bölü 7'den daha büyük. Yani 8 bölü 7, 1'den daha büyük bir değer. Bu ifadenin değeri de o zaman 2 bölü 3'ten daha büyük olacak çünkü 1'den daha büyük bir değerle çarpıyoruz. Sarı şeklin boyu 2 bölü 3'tü. İkinci ifade bu kadar ve ayrıca bunun 1 bölü 7'si kadar daha yüksek olacak. Bunu da mavi ile çizelim. Şimdi bu ifadeleri büyüklük sırasına koyarken ölçek olarak 2 bölü 3'ü kullandık. Bu ifadelerin değerlerini 2 bölü 3 ile kıyaslayarak sıraladık. Bu ifadede sağ taraftakinde 2 bölü 3'ü 1 ile çarpıyoruz. Yani 2 bölü 3'ü büyütmüyoruz veya küçültmüyoruz. Sonuç tam olarak 2 bölü 3. Soldaki ifadede ise sonuç 2 bölü 3'ten daha küçük bir değer. Çünkü 2 bölü 3'ü birden daha küçük bir sayıyla çarptık. Bir sayıyı birden daha küçük pozitif bir sayıyla çarptığımızda sonuç sayının kendisinden daha küçük olur. Bu ifadenin değeri en küçük. Ortadaki ifadede ise 2 bölü 3'ü birden daha büyük bir sayıyla çarptık. 1 tam 1 bölü 7 ile çarptık. Dolayısıyla elde ettiğimiz sonuç 2 bölü 3'ten daha büyük oldu. Bu ifadelerden en büyük değere sahip olan ortadaki. Yani 8 bölü 7 çarpı 2 bölü 3. En küçük değere sahip olan soldaki 2 bölü 3 çarpı 7 bölü 8. Bu ise ortada.